Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde maddenin gaz ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçen dersimizde açık hava basıncı, açık hava basıncının ölçülmesi ki ilk defa Torricelli ölçmüştü biliyoruz. E, ve deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 1 atmosferdi. Daha sonra da Avogadro gaz yasasını görmüştük. E, Avogadro gaz yasasında gazların, aynı koşullardaki gazların eşit sayıda taneciklerinin eşit hacimler kapladığını söylemiştik. Oradan da iki önemli sonuç çıkarmıştık. Birincisi gaz tepkimelerinde mol yerine hacim, hacim yerine mol alınabilir. İkincisi ise tüm gazların normal koşullar altında bir molleri 22,4 litre hacim kaplar. Ve onunla ilgili örnekler yapmıştık. O dersimizi bitirmiştik. Bugün ise gazların kapalı ve pistonlu kaplardaki davranışlarını inceleyeceğiz. Kapalı bir kapta gaz molekülü örneğin bir hidrojen molekülü olduğunu düşünürsek önce şunu sormamız gerekli. Bu gaz o kaba neden basınç yapıyor? Ben bu olayı şuna benzetiyorum. Başınıza gelmiştir belki. İşte evinizin camı açıkken özellikle yaz günlerinde e, içeriye bir serçe veya bir minik kuş girmiştir. Ne yapar? hiç gören var mı? Hiç öyle bir olayla karşılaşmadınız mı? Sürekli olarak kendisini duvardan duvara vurur, daha çok da cama çarpar. Neden? Çünkü camı görmüyor. Dışarıya çıkacağım diye bir o duvara vurur kendisini, bir o duvara vurur. Gaz moleküllerinin davranışı da aynı şekilde. Yani gaz molekülü ki daha önceki konularımızda biliyoruz, maddenin en serbest, en düzensiz hali, bağ yapısının en zayıf olduğu hali. O halde gaz molekülleri kap içerisinde sürekli olarak Uzaklara gitmek için, yayılmak için çeperlere ve tabi bu arada birbirlerine çarpıyorlar. Fakat bu birbirlerine çarpmaları sırasında enerji kaybetmiyorlar. Çünkü bunlar esnek çarpışmalar veya işte birisinin enerjisi çarptığı için diğerine aktarılıyor. Böylece bir enerji kaybı olmuyor. Biz bu çarpmaların toplam etkisine gazın basıncı diyoruz ki daha önceki konularımızdan biliyorsunuz basıncı P harfi ile gösteriyoruz. Şöyle bir soru sorsam. Bir kapta hidrojen gazı varken diğer bir kapta örneğin daha büyük bir molekül karbondioksit gazı olsun. Solunumda dışarıya verdiğimiz gaz. Kapların hacimleri aynı olsun. Ve sıcaklıkları da aynı olsun. İçerideki molekül sayıları da aynı. Birer mol olarak yazdık. Şimdi şöyle sorsam. Hidrojenin atom ağırlığı 1, karbonunki 12, oksijeninki 16 ise hidrojenin molekül ağırlığı 2 gram. Karbondioksitin bir molünün ağırlığı ise 44 gram olur. Biliyorsunuz çarpıp toplayarak onu buluyoruz. Bu gazların kaba uyguladıkları basınçlar için ne söyleyebiliriz desem Genelde arkadaşlarımız hemen şunu söylüyorlar. Karbondioksit gazının molekül kütlesi daha büyük olduğu için daha hızlı veya daha etkili çarpacaktır. Dolayısıyla da karbondioksitin basıncı daha büyüktür. Veya bir kısmı da şöyle söylüyor. Hayır diyorlar hocam. Hidrojen küçük olduğu için daha hızlı hareket edecektir. Daha hızlı hareket ettiği için de daha çok çarpacaktır. Dolayısıyla hidrojenin basıncı daha büyük olacaktır. Şimdi burada gazları hareket ettiren gücü düşünürsek, gazları hareket ettiren güç nedir? Gazların sıcaklığıdır. Yani sıcaklık ne kadar artarsa gaz molekülü de o kadar fazla hareket edecektir. Sıcak havada balonlarımızın şiştiğini veya futbol toplarımızın betona konulmadığını daha önceki derslerimizde söylemiştik. O zaman şöyle düşünebilir miyim? Bunları hareket ettiren güç sıcaklık. İkisinin de sıcaklığı aynı. Diğer koşullarda aynı olduğu için oradan şu mantığa varabilmemiz gerekli. Buradaki basınç ile buradaki basınç birbirine eşittir. Daha değişik bir yoldan da anlatabilirim. Şöyle bir deney tasarlayalım. Özdeş yaylar, yayı biliyoruz ve özdeş raylar olsun. Bu yaylara birer deney arabasını sıkıştıralım. Birinci arabamızda M kütlesi olsun. İkinci arabamızda 2 iki M kütlesi olsun. Yani onun iki katı kadar ağırlıkta bir yük olsun. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Hiç formülü falan düşünmeden görmemiz gerekli. Her iki yayı da aynı şekilde sonuna kadar sıkıştırıp serbest bıraksam. Bir defa şunu hemen tasarlıyoruz veya biliyoruz. Herkes karar veriyor. M kütleli olan eğer 2 metre diyelim yol alırsa 2m kütleli olan 1 metre yol alacaktır. Bunu fizikten biliyorsunuz. E neden? Çünkü kütlesi daha ağır olduğu için daha yavaş hareket edecektir. Daha az yol alacaktır. Peki bunların kritik enerjileri karşılaştırması nasıl olur diye sorsam ne dersiniz? Fikir olan var mı? Hangisinin kinetik enerjisi daha büyüktür? Söyleyin rahat. M, M kütlenin kinetik enerjisi daha büyüktür diyorsunuz. 2m diyen eşit diyen Peki şöyle düşünemez miyiz? Siz bir şey söylemiyorsunuz. Bunlara hareketi sağlayan kim? Yaylar. Yaylar özdeş mi? Özdeş. O zaman bu yayların bu arabalara aktardıkları enerji aynıdır. Çünkü iki yay da özdeş. İkisini de aynı ölçüde sıkıştırıyorum. Bıraktım. İkisine de yüklenen hareket enerjisi, kinetik enerji özdeştir. Yani birbirine eşittir. O halde bunların kinetik enerjileri birbirine eşit olacaktır. Ha diyorsunuz ki o bir metre yol gidiyor ama kütlesi büyük. Bu 2 metre yol gidiyor ama kütlesi küçük. Ha tekrar gazlar örneğimize dönersek. iki tane kapta farklı molekül kütlesinde gazlarımız vardı kaplarımızın hacimleri ve sıcaklıkları eşitti. Birisinde hidrojen, hadi birisinde oksijen olsun. Deminki örneği vermeyelim. E bunların sıcaklıkları yani onları hareket ettiren biraz önceki örnekteki yay enerjisi dediğimiz enerji gazlar konusunda nedir? Sıcaklıktır. Bunların sıcaklıkları aynı mı? Aynı. O halde kinetik enerjileri aynı. Ha ne olacak? Hidrojenin molekül kütlesi küçük olduğu için daha sonra bunu gram difüzyon kanununda daha detaylı inceleyeceğiz. Hidrojenin molekül kütlesi küçük olduğu için hızlı hareket edecek. Diyelim ki örnek olsun diye söylüyorum. Saniyede 5 defa vuracak duvara. Çeperlere saniyede 5 defa vuracak. Ama nasıl vuracak? Yavaş yavaş vuracak. Oksijenin kütlesi büyük olduğu için onu da sadece e, örnek olarak söylüyorum. Yoksa bu rakamlar kesinlikle tutmaz birbirini. 2 defa vursun kütlesi ağır olduğu için yavaş hareket ediyor. Yavaş hareket ettiği için iki defa vursun. Ha o zaman ama oksijen çarptığı zaman hidrojeni oranla daha büyük bir etki getirecek. Dolayısıyla bunun beş çarpmasıyla varsayıyoruz. Bunun iki çarpması aynı basınç, aynı itme etkisini yapacaklar. Onun için de diyoruz ki eğer aynı koşullarda hacimleri eşit, mol sayıları eşit ise sıcaklıkla basınç orantılıdır. Her ikisinin de sıcaklığı T olduğuna göre bunun da basıncı P'dir. Bunun da basıncı P'dir diyebiliriz. O halde gazlarda hareket enerjisi, kinetik enerji dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Sıcaklık gelecek. Sıcaklıkları aynıysa gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Kesinlikle ve kesinlikle gazın adına, soyadına yani türüne bağlı değildir. Buraya kadar anlattıklarımızla ilgili bir sınav sorumuz var. Onu birlikte inceleyelim. Diyor ki kapalı bir kabı dolduran gaz ile ilgili. Kapalı bir kap. Hangileri doğrudur? Bir saniyede kap yüzeyinin her santimetre karesine çarpan molekül sayısı aynıdır diyor. Doğru mudur? Biraz önceki mantıkla doğrudur. Aynı olmasaydı ne olurdu? Yani bir saniyede kat yüzeyinin her santimetre karesine çarpan molekül sayısı aynı olmasaydı, örneğin hemen ilk aklıma gelen şey, topunuzu şişirdiğiniz zaman top düzgün bir yuvarlaklık almazdı. Çünkü bir köşesine az molekül çarpacak, öbür köşesine çok molekül çarpacak, o zaman top yamru yumru bir şey olurdu. Bir doğru. Gazın yaptığı basınç, kabın çeperlerinin her yerinde aynıdır. Doğru mudur? Yine biraz önceki mantıkla, eğer aynı olmasaydı top düzgün olmazdı. Kap içinde herhangi bir noktada ölçülen basınç bu gazın basıncıdır diyor. Yine aynı mantık. Her noktada ölçülen basınç aynı olmasaydı balonumuz veya topumuz o şekilde düzgün olmazdı. O halde her üç yargı da doğrudur. Yani aranan seçenek E seçeneği oluyor. Peki biraz önceki örneğimizde Kapların molekül sayıları aynıydı. Kapalı bir kapta 1 mol hidrojen, 1 mol oksijen vardı. Hacimleri ve sıcaklıkları eşitti. Ne dedik? Buradan hareketle buradaki P ile buradaki P birbirine eşittir dedik. Acaba ben sıcaklığını artırsam gazın? Yani oksijenin sıcaklığı T olarak kalsa hidrojenin sıcaklığını, mutlak sıcaklığını 2T yapsam ki burada bir mutlak sıcaklık kavramı geçiyor. Onu da daha önce söz etmiştik. Bir defa daha tekrarlayalım. Mutlak sıcaklık hiçbir maddenin gaz olamayacağı varsayılan sıcaklıktır. Ve değerini biliyoruz. Eksi 273 santigrat derecedir. Mutlak sıcaklık bu. Yani yeryüzünde henüz bu sıcaklığa düşülememiş, bu sıcaklığa inilememiş. İnilebilen en düşük sıcaklık eksi 272 virgül küsurla helyumun sıvılaşma sıcaklığı. O bile eksi 273'e kadar soğutulamamış. Bu sıcaklığa uygun olarak gaz problemlerinde kullanılmak üzere Kelvin ölçeği bulunmuştu. Kelvin ölçeğinde suyun donma noktası yani santigratta sıfır olan nokta 273, kaynama noktası yani santigratta 100 olan nokta ise 373 derece oluyor. Dolayısıyla arada 100 eşit bölme var. E Celsius derecesinde hatırlarsak Celsius derecesinde de 0 ile 100 arasında 100 eşit bölme vardı. O halde şunu pratik olarak söyleyebiliriz. Kelvin'deki artış Celsius'taki artışa eşittir. Bu ileride gaz problemlerinde çok işimize yarayacak. Veya Celsius'taki artış Kelvin'deki artışa eşittir. Yani bir problemde eğer Kelvin 200 derece artmışsa Santigrat'ta 200 derece artmıştır. Veya Santigrat 50 derece düşüş göstermişse Kelvin'de 50 derece düşüş göstermiştir. Yalnız çok dikkat ediyoruz. Sadece artışlar eşit. Yani orantı kurmak mümkün değil. İşte 3 Kelvin şu kadar santigrat derece ederse 6 Kelvin onun 2 katı kadar santigrat eder derseniz çok büyük hata yapmış olursunuz. 2 sant 2 derece arasında orantı kurulmaz. Ama artışları aynı olduğunu bilirsek birçok soruda en azından bir işlemden kurtulmuş oluruz. Buradaki sıcaklık mutlak sıcaklık dediğimiz buradan geliyor. Yani Kelvin olarak sıcaklığını 2 katına çıkarmış oluyorum. E Kelvin olarak sıcaklığını iki katına çıkarırsam ne olacak? Hidrojenler iki kat daha hızlı hareket etmeye başlayacaklar. Çünkü sıcaklıklarını arttırdım. İki kat daha hızlı hareket etmeleri demek çarpma sayısının iki defa daha artması demek. Dolayısıyla buradaki basınç P ise mol sayıları ve hacimleri eşit olduğundan sıcaklıkları ise 1'e 2 olduğundan basınçları da ne olacaktır? 1'e 2 olacaktır. O halde şunu yazabiliyorum. Biraz önceki örneğimizde gazlarda mol sayısı ki küçük n harfiyle gösteriyoruz, doğru orantılıdır basınçla. Ve yine bu örneğimizde gazlarda mutlak sıcaklık doğru orantılıdır ve ile basınçla diyebiliriz. Bir gazın mutlak sıcaklığı ne kadar artırılıyorsa basıncı o kadar artar. Bir gazın mol sayısı ne kadar artırılıyorsa basınca o kadar artar. Fakat hemen şuna da dikkatinizi çekiyorum. Kaplar kapalı olmak koşulu ile. Yani şu iki eşitlikte V sabit olacak ki bizim söylediklerimiz yerine gelsin. Kapların kapalı olmadığı durumda var mı diye düşünüyorsunuz. Kapların kapalı olmadığı durum yok ama kap duvarlarından birisinin hareketli olduğu durumlar var ki biz o tür kaplara nasıl kaplar diyoruz? Örneğin bisikletinizin tekerini şişiriyorsunuz. Ne diyoruz? Pistonlu kaplar diyoruz. Pistonlu kaplarda durum nasıl oluyor? Bir de onu gözleyelim. Pistonlu kap bildiğiniz gibi bir silindir ve o silindir üzerine kapatılmış bir pistondan oluşuyor. Genelde de silindirin altında bir musluk var. İşte şurada da bir pistonumuz olsun. Tersi söylenmediği sürece, sorularda size ayrı ayrı söylenmesine gerek yok. Tersi söylenmediği sürece piston ağırlıksız kabul edilir. Piston sızdırmaz kabul edilir. Yani içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye gaz girişi olmaz. Ve piston sürtünmesiz kabul edilir. Yani pistonun şu çeperlerdeki sürtünme gücünü yok sayacağız. O halde şimdilik yazalım. Bir daha yazmayacağız. Sızdırmaz, sürtünmesiz ve ne demiştik? Ağırlıksız. Ağırlıksız. Bravo. Kabul ediyoruz. Yine bir mol, hadi bu defa helyum gazımız olsun kap içerisinde. Ve ilk andaki işte hacmini de bir şey diyelim, ne diyelim? V diyelim. V litre olsun düşünelim. Ben bu pistonlu kabı ısıtsam ne olur diye düşünüyorum. Pistonlu kabı ısıttığım zaman helyum gazı molekülleri ne yapacaklar? Biraz önce söylediğimiz gibi daha çok hareket edecekler. Daha çok hareket etmeleri demek daha çok çarpmaları demek. Bu duvara çarptı bir şey olmadı. Bu duvara çarptı bir şey olmadı. Buraya çarptı yine bir şey olmadı. Ama bu duvara çarptığı zaman bu duvarı yukarıya doğru itebilir. O halde ısıttığım zaman gaz moleküllerinin kinetik enerjisi arttığı için piston yukarıya doğru ne yapacaktır? Hareketlenecektir. Dolayısıyla ne artmış oluyor? Hacim artmış oluyor. O halde şunu söyleyebilirim. Buradan çıkardığım sonuç. T ile orantılıdır ve Peki burada ne sabit? Onu incelemeye çalışalım. Onun içinde şu ikinci durumu yani pistonun biraz yukarıya çıktığı durumu şuraya alalım tekrar. Birinci durumda piston V seviyesindeydi. Diyelim ki ikinci durumda da 2V seviyesine geldi. İçeride yine helyum gazı var. Musluğumuz da kapalıydı. Şimdi diyorum ki şurasıyla bu kap neler değişti, neler değişmedi? Sırasıyla düşünelim. Helyum gazının öz kütlesinde yani yoğunluğunda bir değişiklik oldu mu? Yoğunluk neydi? M bölü yani kütle bölü hacimdi. Kütlesinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Gazı ısıttım diye kütlesi artar mı? Öyle maddeleri ısıtsak da kütlesi artsa ne güzel olur. Paralarımızı ısıtırız, kütleleri artar. Ha, kütlede bir değişiklik olmadı. Hacmi değişti mi? Değişmedi mi? V idi. 2V oldu. O zaman kütle değişmedi. Hacim arttı. Yukarıya doğru çıktı. O halde D ne olacaktır? Azalacaktır. Demek ki şu durumla şu durum arasında helyumun öz kütlesinde azalma gözlendi. Hacimde artma gözlendi. Kütlede bir değişiklik gözlenmedi. Değişmedi diyelim. Aynı kaldı. Bravo. Peki basınçta bir değişiklik oldu mu? Evet. En önemli soru bu. Şimdi düşünüyoruz. Piston önce burada mı duruyordu? Evet. Evet. Peki soruyorum. Niye burada duruyor? Şu piston olsun. Ben bunu iki elimle itiyorum. Eğer şu elimle kuvvetli itersen piston sağa doğru hareket edecektir. Bu elimle kuvvetli itersen sola doğru. Bana göre konuşuyorum. Hareket edecektir. Ama iki elimin kuvveti de aynıysa bu kadar. O zaman dikkat edeceğimiz şu arkadaşlar. Eğer piston herhangi bir noktada duruyorsa buradaki basınçla yani dıştaki basınçla içteki basınç eşittir. kesinlikle birbirine eşittir. Bu mantığı hiç mi hiç unutmayacağız. Sınavda her yıl kesinlikle bir soru bu mantıkla çıkıyor. Demek ki neymiş? Piston duruyorsa dış basınç iç basınca eşittir. Ha sınavda bir de elastik balon diye bir kavram var. Yani ideal esneklikte bir balon düşünüyorsunuz. Hiç gerilim kuvveti yok. O şekilde yani bu işte sınıfımızda şişirsek sınıfın hacmini alabilecek esneklikte bir balon düşünüyorsunuz. Onu düşünelim. Balonu şu ölçüde şişirdim. Veya açtım biraz daha şişirdim. Şu iki durum için balonun iç basıncıyla dış basıncını karşılaştırırsam aynen pistonlu kapta söylediğimi söyleyebilir miyim? Hayır. Niye söyleyemem? Balon niye bu kadar şişti? Az, 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 az. Acaba basınç az mı? Yani buradaki P1 olsun, buradaki de P2 olsun. Şimdi diyorsunuz ki P1 az diyorsunuz. P1 az olsaydı P2 onu ezerdi, hiç kalmazdı. P1 fazla olsaydı bu defa şişerdi. O halde Şuradaki pistona, şuradaki balonun çeperini benzetemem mi? Onu göremez miyiz? Yani şuradan iten güçle, şuradan iten güç birbirine eşit olduğu için balonun çeperi orada durmuyor mu biraz önce yaptığımız örnekte? Hava halde elastik balondaki mantıkla pistonlu kaptaki mantık aynı mantık. Yani her ikisinde de iç basınç dış basınca eşit. Şöyle düşünün. işte çok derin bir havuzda dipten Elastik bir balonu, şişirilmiş, biraz şişirilmiş, elastik bir balonu bırakıyorsunuz. İpini koparıyorsunuz. Bir defa ne olacak? Yoğunluk farkından dolayı yukarı doğru çıkacak. Yukarı doğru çıktıkça hacmi artar mı? Azalır mı? Değişmez mi? Peki siz denizin dibine doğru dalarken kulaklarınızda bir şey olmuyor mu? Kulaklarınız o oluyor, basınç artıyor. Ne güzel. E o zaman denizin dibine doğru inerken basınç artıyorsa, yukarı doğru çıkarken basınç azalacaktır. Yani balona üstten etki eden kuvvet azalacaktır. Dolayısıyla balon yukarı çıktıkça dış basınç azaldığı için ne yapacak? şişecek. Çünkü dış basınç azalıyor. Örneğin şu noktaya geldiği zaman diyelim ki hacmi bu olacak. Daha da yukarıya çıktığı zaman basınç biraz daha azalacağı için hacmi bu olacak. Ama dikkat. Hangi noktada olursa olsun örneğin şuradaki durumunu incelersek yine iç basınçla dış basınç birbirine eşit. Buradaki durumunu incelersek yine iç basınçla dış basınç birbirine eşit. Yani pistonlu kapta ve elastik balonda hangi durumda olursa olsun iç basınç dış basınca eşittir. Tabii ki piston üzerine M kütleli cisim konuluyor, işte e, itiliyor olayları, farklı olaylar. Şu söylediğimiz örnek için bu kuralı söylüyoruz. O halde buradan şu sonucu çıkardık. Bir gazın, pistonlu bir kaptaki bir gazın sıcaklığı ile, mutlak sıcaklığı ile hacmi tam bir doğru orantı ile değişir. Pekala. Pistonun ağırlıksız, sızdırmaz, sürtünmesiz olduğunu söylemiştik. Bu defada şöyle düşünelim. Isıtmayalım da yine pistonlu kaba bu defa dışarıdan gaz gönderelim. Örneğin ne gazı gönderelim? Aynı gazı gönderelim. Helyum gazı gönderelim. Dışarıdan helyum gazı gönderiyorum. Gözlüyoruz. Biraz hayalimizde canlandırmaya çalışıyoruz. Dışarıdan helyum gazı gönderdiğim zaman içeriye giren helyumlar diğerlerinin arasında kendilerine yer açmaya çalışacaklar. Öyle değil mi? Veya diğerleri onlara yer açmak için biraz daha sağa sola kaçışacaklar. Bu tarafa kaçamıyorlar yine. Bu tarafa da kaçamıyorlar. Bu tarafa da kaçamıyorlar. Ama şu tarafa kaçabiliyorlar. Yani pistonu yukarı doğru itebiliyorlar. O halde ben buradan e, gaz gönderdiğim sürece İçeriye giren gazla orantılı olarak piston ne yapacaktır? Yukarıya doğru çıkacaktır. Yani yine ne durumunu aldı? Şu durumu aldığını varsayıyoruz. Eğer burada 1 mol helyum varsa ben 1 mol daha gönderdim. İçeride 2 mol helyum oldu ve 2V'ye çıktı hacim. Şu içerideki P'yi de sileyim. Kafamız karışmasın. Şimdi bu olayda neler değişti, neler değişmedi? Ona bakalım. Neleri karşılaştırmıştık? Örneğin öz kütleyi karşılaştırmıştık. D helyum. Değişir mi? Değişmez mi? Hemen bir hesap yapıyoruz. Şurada 1 mol olduğunu varsaymıştık. Helyumun molü, atom ağırlığı 4. O zaman hacmi de V olmuştu. Ve siz biliyorsunuz ki kütle bölü hacimdi. Hemen değerleri yerine koyuyorum. Kütlesi 4. Hacmi V. O halde birinci durumda helyumun öz kütlesi 4 bölü V. Örneğin 1 litre ise 4 olur. İkinci duruma bakalım. İkinci durum için yine D helyumu yazıyorum. Kaç gram helyum oldu içeride? Önceden 1 mol vardı. 1 mol daha gönderdim. 2 mol. 2 çarpı 4. 2 çarpı 4. 8 gram oldu. O halde 8 gram helyum var. Hacim ne oldu? 2V oldu. Bravo çünkü arttı piston yukarı çıktı. 2V. Ne olur sonuç? 4 bölü V olur. O halde öz kütle değişmedi. D helyon değişmedi. Peki değişenler neler? Veya değişmeyen başka ne var? Önce oradan başladık onu devam ettirelim. P değişti mi? Buradan iten güçte P karşılayan P. Bravo. Buradan iten güçte P karşılayan yine P. O halde P'de de bir değişiklik olmaz. Ne değişti? Hacim değişti. Öyle değil mi? V idi. 2V oldu. Hacim değişti. Tabii aynı sıcaklıkta dediğimiz için kinetik enerjide bir değişiklik yok helyum yerine başka bir gaz gönderse idik. Ne gönderelim örneğin? Hadi bunu yine bir soy gaz yapalım. Ne gazı gönderelim? Yani neon gazı gönderelim. Bu defa dikkat ediyoruz. İçeride bir mol helyum vardı. Bir mol de neon gönderdim. O zaman son durumda içeride bir mol helyum var. Bir mol de Neon gazı var. Şimdi burada çok dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Farklı bir gaz gönderdik. Ha hemen şunu sorabilirsiniz. İyi de hocam demin 1 mol helyum göndermiştik. Hacim 2V olmuştu. E şimdi 1 mol neon gönderdik. Neon helyumun 5 katı yani kütlesi 20. Acaba hacim 2V'den daha mı fazla olur? Hayır, onun olmayacağını biraz önce açıkladık. Çünkü gazların davranışları isimlerine türlerine bağlı değildi. Mol sayıları ile orantılıydı. Hatta geçen dersimizde tekerleme de yapmıştık. Ben gaz dediğimde siz mol diyordunuz. Gaz denildiğinde ilk aklınıza gelecek olan şey mol olması gerekli. Ha, mol sayısına bakıyorum. Mol sayısı birden ikiye çıktı mı? Bir bir daha iki yaptığına göre çıktı. O halde hacim de V'den 2V'ye çıkacak. Şimdi bu iki kapta demin karşılaştırdığımız özellikleri irdeleyelim. İlk olarak sistemdeki gazların toplam yoğunluğuna bakalım. B toplam. Başlangıçta sadece helyum gazı vardı. Helyum gazını biraz önce bulmuştuk. Bir değişiklik yok. Kütlesi 4'tü. 1 mol bölü hacim V 4 bölü V. İkinci durumda kaba ne gönderdik? 1 mol daha neon gazı gönderdik. O zaman ikinci durumdaki D toplama bakarsam 1 mol helyum var, 4 gram kütlelerini yazıyorum. 1 mol neon gazı var, 20 gram. Bölü, hacmi unutmuyoruz, V idi, 2V'ye çıktı, 2V. 24 bölü 2, 12. Altta ne kaldı? V kaldı. 12 bölü V oldu. 4 bölü V'den 12 bölü V'ye arttı. O halde D toplam artar. Peki D helyumda bir değişiklik olur mu? Dikkat ediyorsunuz. Birinci durumda helyumun öz kütlesi 4 bölü V idi. O zaman sadece ikinci durumu hesaplayalım. İkinci durumda helyumun öz kütlesi ne oldu ona bakalım. Kütlesinde bir değişiklik oldu mu bu defa? Hayır çünkü içeriye ne gönderdik? Neon gazı gönderdik. O zaman yine helyum kaç gram? 4 gram bölü ama helyum altta neon üstte mi kaldı veya tersi bu kabın içerisinde neon altta helyum üstte mi kaldı yoksa her yere aynı oranda dağıldılar şu anda sınıfımızda oksijen karbondioksit gazları var her yerde oksijen mi karbondioksit oranı aynı yani bir yerde daha fazla gaz bir yerde daha az gaz olmaz o halde helyumun hacmi kaç V oldu 2 V oldu 4 bölü 2 V sonuç 4 bölü 2. 2 bölü V. Dikkat, helyumun ilk yoğunluğu 4 bölü V idi. Şimdi 2 bölü V oldu. O halde D helyum azaldı. Peki, P toplam için ne söyleyebilirsiniz? P toplam için. Piston duruyor mu? Orada duruyor mu? Duruyor. Duruyorsa neydi kural? iç basınç eşit dış basınç. O halde sistemin basıncı yine P. Burada neydi? Yine P'ydi. O halde P toplamda bir değişiklik olmadı. Değişmedi. Şimdi dikkat, can alıcı soru bu. P helyum ne oldu? Değişti mi? Değişmedi mi? Arttı mı? azaldım. Düşünüyorsunuz emi. Önceden pistonu kim tutuyordu tek başına? Alttan helyum tutuyordu. Tuttuğu yük neydi? P. Şimdi pistonu tutan iki gaz var. Hem helyum tutuyor, hem neon tutuyor. Hem de mol sayıları aynı olduğu için eşit kuvvetlerle tutuyorlar. O halde helyuma düşen yük P bölü 2. Neona düşen yük P bölü 2. İkisinin toplamı P. O halde ben ki bu sınav sorularında çok çok kullanılan bir espri. Ben eğer kap içerisine, pistonlu kap içerisine farklı bir gaz gönderirsem kaptaki gazın basıncı kesinlikle ne olacaktır? Azalacaktır. Çünkü yanına yardımcı geliyor, dış kuvvetlere, dış basınca karşı yardımcısıyla birlikte karşı koyuyor. O nedenle P helyum ne olur? Azalır. Peki ben bu olayın, şu anlattığımız olayın öz kütle ne grafiğini çizelim? Zaman grafiğini çizsek. Şuraya alayım. Öz kütle zaman grafiğini çizsek. D ve T zaman. Başlangıçta kapta sadece ne vardı arkadaşlar? Helyum gazı. Helyum gazının bir öz kütlesi var mı? Var, burada bulduk. 4 bölü V. Niye bunu soruyorum? Bazı arkadaşlar genelde hataya düşüyorlar. sıfırdan başlatmaya çalışıyorlar. Helyumun buradan başlamaz bir öz kütlesi olduğu için üst noktalarda şuralarda bir yerden başlar. O halde başlangıçta helyumun öz kütlesi buydu. Hatta buraya ne yazabilirim? 4 bölü V yazabilirim. Çünkü bulmuştum o değeri. 4 bölü V idi. Şimdi ben ama kimin olduğunu belirtelim. Helyumun çizelim. Toplamı değil de helyumu çizelim. Ben içeriye neon gazı göndermeye başladığım zaman helyumun öz kütlesi ne oluyordu? Azalıyordu. O halde Zaman geçtikçe helyumun öz kütlesi ne olacak? Azalacak. Hatta son durumunda yazabiliriz. 2 bölü V olayın sonunda şöyle gösterirsek 2 bölü V'ye düşecek. Helyumun öz kütlesi zamanla azaldı ve piston burada durduğunu kabul ediyorsak 4 bölü V'den 2 bölü V'ye düştü. Karışımın yoğunluğunu çizseydim bu defa grafik azalmayacaktı da ne olacaktı? Yukarı doğru artacaktı. Peki neonun yoğunluğunu çizseydim? Neon başlangıçta var mı? Yok. O zaman nereden başlayacaktı grafiğim? Sıfırdan başlayacaktı. Ve 2V'ye kadar neonun öz kütlesi düzenli olarak artacaktı. Şimdiye kadarki örneklerimizde hep pistonu yukarıya doğru hareket ettirdik ısıttık, yukarıya doğru hareket etti. Veya içeriye gaz gönderdik, yukarıya doğru hareket etti. Peki bir de şöyle düşünsek. Acaba ben pistonun içerisinde bir gaz varken, bisiklet pompanızı düşünün işte, ee, içerisinde hava var. Siz subap kısmını parmağınızla kapatıyorsunuz ve pistonu yukarıdan aşağı doğru itiyorsunuz. Havayı ne yapmış olursunuz? Veya enjektörü düşünün daha kolay görünür. Enjektörü kapattınız, pistonu yukarıdan aşağı doğru itiyorsunuz. İttiğiniz zaman enjektörün içerisindeki hava veya e, bisiklet pompasının içerisindeki hava sıkışır mı? Evet. Sıkışır. O zaman hacmi azalır. Siz yukarıdan bir kuvvet uyguluyorsunuz, basıncı artar. Bir de o olayı inceleyelim. Tekrar bir pistonlu kap çiziyorum. Şu noktada pistonumuz olsun. Dış basıncımız P olsun. içeride de hadi yine helyum gazı olsun ve hacmimiz de bu defa 2V olsun. Helyumun basıncı kaç söyleyebilir miyiz? Dış basınç P ise helyumun basıncı kaç? Ne? P. Çünkü iç basınç dış basınca eşit. Bravo. Peki, ikinci durumda demin yaptığımız gibi Pistonu yukarıdan aşağıya doğru ittik ve pistonu V noktasına kadar sıkıştırdık. Yani hacmi tam neye düşürdüm? Yarıya düşürdüm. Yine içeride gaz çıkar mı dışarıya, kaçar mı? Hayır, çünkü sızdırmasızdır. Veya dışarıdan içeriye de gazın girmesi mümkün değildi. Helyum bu defa sıkıştı. Peki hacim V'ye düştü ise... Acaba ben pistona kaç P'lik bir kuvvet uygulamış olmam gerekli diye sorsam. Hacim tam yarısına mı düştü? Şöyle düşünebilir miyiz? Önceden helyum sıkışmamışken, 2V hacminde çok rahat hareket ederken, rahat rahat gezerken karşıladığı basınç neydi? P idi. E şimdi ne kadarlık bir bölgeye sıkıştırıldı? V kadar bir bölgeye sıkıştırıldı. Basıncı artar mı artmaz mı bir defa? Artar çünkü daha çok çarpacak sağa sola. O zaman hacim tam tamına yarıya düştüyse karşıladığı basınç ne olacaktır? 2P olacaktır. Fakat dikkat tabii biz pistonu bu şekilde tutmadan bırakırsak piston tekrar nereye gidecek? Yukarıya kadar gidecek. Çünkü siz güç uygulayarak bunu veya işte sınavda nasıl çıkıyor? Üzerine diyor m kütlesi konularak veya üzerine civa akıtılarak V'ye kadar indiriliyor. Üzerine civa döktükçe piston ağırlık nedeniyle V noktasına kadar iniyor. Orada civa dökmeyi kesiyorsunuz. Yani serbest bıraksak burada durması mümkün değil. Dış basıncı eşitleyinceye kadar yukarıya tekrar çıkacaktır. O zaman dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hacim 2V idi ne oldu? V'ye düştü. Basınç P idi. 2P'ye çıktı. Şuradaki P çarpı V değerini bana söyleyebilir misiniz? 2 V burada var, P de burada var. 2 P V 2 PV Aynı şeyi burada söyleyebilir miyiz? P çarpı V değerini. Burada 2P var. Burada V var. Çarptım. 2 PV. Birbirine eşit mi? Eşit. O halde şunu söyleyebiliyoruz ki bunu ileride gaz yasası olarak da, boyle mario yasası olarak da göreceğiz. Gazlarda eğer ki burada hiç sıcaklıkla oynamadık dikkat ederseniz, T sabit ise gazın mol sayısıyla oynadık mı? Yani gaz ekleme veya çıkarma yaptık mı? Hayır. O zaman N de sabit ise yani mol sayısı da sabit ise P orantılıdır ama ters V ile. Yani P ile V ters orantılıdır. Çarpımları her zaman aynıdır ki bunu ilk olarak Boyle diye bir kimya bilimcisi diyelim bulmuş. Boyle maliyet yasası olarak daha sonra onu göreceğiz. İlerideki konularımıza göreceğiz. Bir de şu özelliğe dikkat edelim. Her zaman böyle piston sonsuza kadar serbest hareket edecek şekilde olan sorular çıkmaz karşımıza. Pistonun bir yerde durması gerektiğini uyaran sorularla da karşılaşabiliriz. Yani bir yere kadar piston rahatlıkla hareket eder. Orada bir engel konulur. Oradan sonra hareket edemez. Acaba o tür kaplarda gazların davranışı nasıl olacak? Bir de onu inceleyelim. İşte şunlar sözünü ettiğimiz engeller. Şurası biraz önce söylediğimiz pistonumuz. Bir de musluk koyalım yine kabımıza. Ve içeride de helyum gazı olsun. Hocam hep helyum gazı, başka gaz yok mu diyorsunuz? Sınavda en çok helyum gazı çıkıyor. Artı ideali en yakın davranışta olan gaz helyum gazı. Onun için biz de örneklerimizde sınav uygun olarak helyum gazını seçiyoruz. Yani başka gazlar da olur. Zaten sorulardaki bütün gazlar ideal olarak kabul ediliyor. Onu da daha sonraki konularımızda yine göreceğiz. Şimdi bu durumda anlamı ne? Örneğin musluk kapalı iken ben bunu ısıtırsam, biraz önceki örneklerimizde gördüğümüz gibi ne olacak? Helyum ısındığı için daha hızlı hareket edecek, daha fazla çarpacak. Dolayısıyla piston yukarı doğru itecek. Ama nereye kadar? Şu engellere takılıncaya kadar. O, o engellere takıldıktan sonra ne olacak? Artık piston gidemiyor ama ben ısıtmaya devam ediyorum. Bu defa gazlar yine hızlanmaya devam edecekleri için ve de hacimlerini genişletecek bir yer bulamadıkları için neyi artırmaya başlayacaklar? Basıncı artırmaya başlayacaklar. Yani olayın basınç hacim grafiğini çizelim. Bakalım nasıl oluyor. Şurası V olsun. Şurası da yine V olsun. Eşit çizmedik ama öyle kabul edelim. İlk durumda daha ısıtmaya başlamadan önce hacim neydi? V. Basınç neydi? Hadi bu da P0 olsun bu defa biraz süsleyelim. Dış basınç P0 olsun. O zaman helyumun basıncı nedir? P0'dır. Çünkü piston burada duruyor. O nokta şu nokta olsun. Hem bir hacim değeri var, hem de bir basınç değeri var. Şimdi ben bunu birazcık ısıtsam şöyle. Hani bu filmleri falan ağır çekimle gösteriyorlar ya o şekilde düşünün. Birazcık ısıtsam. Piston ne olacak? Yukarıya doğru hareketlenecek. Hemen ısıtıcıyı kapatsam. Piston şu noktada durdu varsayın. Basınçta bir değişiklik oldu mu? Bu noktada duruyorsa yine dış basınç P0, iç basınç P0. Değişiklik olmadı. Hemen onu buraya uyguluyorum. Birazcık ısıttım. Basınçta bir değişiklik olmadı ama piston yukarı çıktığı için hacimde artış oldu. Şu kadarlık bir artış oldu. Bunu böyle kare kare oynattığınızı düşünün. O zaman piston çıktı, çıktı. Nereye kadar çıkabiliyor? 1V burada, 1V de burada. 2V'ye kadar çıkabiliyor. O halde piston tam şu noktaya gelinceye kadar, 2V noktasına gelinceye kadar basınçta herhangi bir değişiklik olmayacak. Orası da diyelim ki şu bölge oldu. Şurası V idi, şurası 2V oldu. Şimdi piston geldi, kırmızı kalemle çizeyim. Şu şekilde engellere dayandı. Artık yukarı gidebiliyor mu? Durdu, gidemiyor. O halde ben ısıtmaya devam edersem piston gidecek yer bulamadığı için hacimde bir artış söz konusu olmayacak çünkü gidecek yeri yok. Artık hacmin artması mümkün değil. E hacim artmıyorsa bu defa helyumlar ısındıkları için daha fazla hareket edecekler. Hacmi de artıramıyorlar. E ne yapacaklar? Kabın çeperlerini zorlamaya başlayacaklar ki biz bu etkiye ne diyoruz? Basınç diyoruz. O halde bu noktadan sonra hacim artmayacak, sabit kalacak. Basınç ise gittikçe artacak. Yani grafiğin nereye doğru gidecek? şu şekilde yukarıya doğru gidecek. Şu bölgede basınç sabit. Hacim artıyor. Şu bölgede hacim artamadığı için ısıtmaya da devam ettiğimden ne artıyor? Basınç artıyor. O halde bunun P-V grafiği böyle olur. Hemen hazır şekli çizmişken şöyle bir soru soralım. Basit. P0'a bir değer verelim. Örneğin diyelim ki P0 bir atmosfer olsun. İçeride de bir mol helyum gazı olsun. Şimdi diyorlar ki dengedeki sistemde dengedeki sistemde aynı sıcaklıkta aynı sıcaklıkta demek T sabit demek basıncı basıncı iki atmosfer yapmak için yapmak için kaba kaç mol daha helyum gönderilmelidir. Helyum gönderilmelidir. Şu sistem dengede. Dengede demek ne demek? Piston sabit duruyor. Yani dış basınç iç basınca eşit. Diyorlar ki kaba kaç mol daha helyum gazı gönderirseniz Sistemin basıncı ne olur? 2 atmosfer olur. Yani 2 katına çıkar. Hemen grafiğimizde de burada hazır var. Bakalım. İçeride 1 mol mü helyum vardı? 1 mol vardı. Ne kadar hacimde 1 mol helyum vardı? V hacimde. Şu noktada hacim ne oldu? 2V oldu. E 1 mole ve basınç değişmedi. Ona dikkat ediyoruz tabii. 1 mol V kadar yerde bir atmosfer basınç yapıyorsa pistonun şuraya kadar çıkması için yani V kadar daha atması için ne kadar gaz göndermem lazım? Bir mol daha gaz göndermem gerek. O halde şu bölge için V'den 2 V'ye çıkarmak için bir mol gönderdim. İçeride de ne vardı? Bir mol vardı. Yani toplam şuraya geldiği zaman içeride kaç mol gazım oldu? Bir mol gazım oldu. Şunu artık kaldırıyorum aradan. Şu şekilde yapalım. Önceden vardı, şimdi yok. Buraya geldiği zaman basınç hala ne? Bir atmosfer. Kapta ne kadar gaz var? Bir, bir daha. 2 mol gaz var. Demek ki iki molün basıncı bir atmosfer. Bizden ne isteniyor? İki atmosfer yapmamız isteniyor. Peki, 2 mol bir atmosfer yapıyorsa, bir atmosfer basınç yapıyorsa, acaba iki atmosfer basıncı kaç mol yapar? 4 mol yapar çünkü orantılı olarak artacak. O halde şu bölge içinde kaç mol daha gaz göndermem gerekli? 2 mol daha gaz göndermem gerekli. Dolayısıyla 1 mol pistonu yükseltmek için gönderdim. 2 mol de basıncı 2 katına çıkarmak için gönderdim. Toplam kaç mol gaz göndermiş oldum? 3 mol gaz göndermiş oldum. O halde doğru yanıt 3 mol oluyor. Arkadaşlar bu ön açıklamalardan sonra dilerseniz bu anlattığımız konularla ilgili çıkmış sınav örneklerini bakalım. Evet soruyu okuyoruz. İdeal davranıştaki X2 ve X3 gazlarının aynı elementten oluşmuş, birisi 2 moleküllü, birisi 3 moleküllü gazlar. Sıcaklıkları, hacimleri ve molekül sayıları eşittir. Sıcaklıkları, hacimleri ve molekül sayıları ki mol sayısı olarak da kabul edebilirim eşitmiş. Bu gazlarla ilgili diyor aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? E seçeneğinden başlayalım incelemeye. Kinetik enerjileri aynıdır diyor. Kinetik enerji deyince aklımıza ne gelecekti? Sıcaklık gelecekti ön bilgi olarak sıcaklıklarının aynı olduğunu vermiş mi? O halde kinetik enerjileri aynıdır, doğrudur. E mol sayıları aynıdır diyor. E zaten yukarıda açık açık söylemiş. Molekül sayıları eşittir. Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşit olacaktır. Kütleleri farklıdır diyor. Nasıl anlayacağım? E, görünüyor. Birisinde kaç tane X atomu var? İki tane. Birisinde üç tane. O halde kütleleri farklı. Öz kütleleri farklıdır diyor. E, V'leri aynı. Kütleleri de farklı olduğuna göre öz kütleleri farklı olacak. E, A seçeneği kaldı. Basınçları farklıdır diyor. Dikkat edersek sıcaklıkları aynı. Hacimleri aynı. Mol sayıları aynı. E, şimdiye kadar birçok örnek verdik biraz önce. Bu durumda basınçları da ne olacaktır? aynı olacaktır. O halde basınçları farklıdır denen A seçeneği yanlıştır. Aradığımız seçenek A oluyor. Diğer bir soru geldi. İşte pistonlu bir kap sorusu. Sürtünmesiz hareket eden, sızdırmaz pistonla kapatılmış şekildeki kapta bulunan gazın basıncı P, hacmi ve Öz kütlesi D'dir. Bu kap bir süre ısıtıldığında basınç, hacim, öz kütle niceliklerinden hangileri değişmez diye soruyor. Sanki biraz önceki örnekleri bu soruyu bilerek verdik. Hemen bakıyorum. Basıncı P'ymiş. Hacmi V'ymiş. Ve öz kütlesi de içerideki gazın öz kütlesi de D olmuş. Ne yapıyoruz? Isıtıyoruz. Isıttığım zaman ne olacaktı? Biliyoruz. Piston. Yukarı çıkacaktı. Örneğin şöyle geldi. Şimdi bakıyorum. P değişti mi? Niye değişmedi biliyoruz artık. İç kuvvet dış kuvvet aynı çünkü piston dengede. O halde basıçta bir değişiklik olmadı. D değişti mi? Öz kütle değişti mi? Değişti çünkü hacim arttı. Kütle sabit değişmedi. O halde öz kütle değişti. Bir de ne değeri vardı? V değeri vardı. E V zaten arttığını söylüyoruz. O halde değişen, pardon değişmeyen sadece nedir? Basınçtır. Yani A seçeneği doğru oluyor. Diğer bir soruya bakıyoruz. Sabit basınç altında önce sıcaklığı sabit tutulup mol sayısı artırılan. Sabit basınç altında ne demek arkadaşlar? Basınç değişmeyecek demek. Basıncın değişmediği kap nasıl bir kap? biraz önce şimdiye kadar anlattığımız bütün kaplar öyleydi. Basıncın değişmediği kap pistonlu bir kap. P ise P'dir demiştik. Hem okuyalım hem uygulayalım grafiğimizi. Grafiği soruyor çünkü. Önce sıcaklığı sabit tutuluyormuş. T sabit. Mol sayısı artılıyormuş. Yani şuradaki musluktan içeriye ne gönderiyoruz? Gaz gönderiyoruz. Ne grafiğini soruyor bize? Kütle ile Hacim grafiğini soruyor. Ne olacak? Ben buradan gaz gönderdiğim zaman kütlede piston yukarı doğru hareket edecek. Hacimde bir artış olacak. E i̇çeriye gaz gönderiyorum. Gönderdiğim gazın da bir kütlesi var. Kütlede ne olacak? Artacak. O halde grafiğin birinci bölümünde hem kütle artacak hem de hacim artacak. Nasıl olacak o? Şöyle bir grafik. Hem kütle artıyor hem de hacim artıyor. Devam ediyoruz soruya. İkinci bölümde diyor, mol sayısını sabit tutun, sıcaklığı artırın. Artık içeriye gaz göndermiyorum. İçeriye gaz göndermiyorum. E, mol sayısını sabit tutuyorum. Neyi artırıyorum bu defa? T'yi artırıyorum. Mol sayısını sabit tutuyorum. E şimdi mol sayısını sabit tutup kabı ısıtırsam yine basınç sabit olduğu için dış basınç. Piston ne yapacak? Yukarıya doğru Hareket edecek. Yani hacimde bir artış olacak. Ama içeriye gaz göndermediğim için gazın kütlesinde bir değişme olmayacak. O halde bu bölgeden sonra kütle sabit kalacak, hacim artacak. Yani bizim seçeneklerde arayacağımız kütle hacim grafiği şöyle bir grafik olacak. Bakalım hangi seçenekte var? Görüyor musunuz hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. O halde aranan seçenek C'dir. C doğrudur. Şekilde görüldüğü gibi pistonlu bir silindirde T sıcaklığında X2 gazı vardır pistonu e, şekilde görüyorsunuz. Sabit sıcaklıkta tutulan bu sisteme aşağıdakilerin hangisinde verilen işlemler uygulandığında X2 gazının diyor basıncı aynı kalır. Hemen basit olarak şekli yine tahtaya alıyorum pistonlu bir kabım var içerisinde X2 gazı var bir de M musluğu var. T'nin de sabit olduğu söyleniyor. Evet, sorunun devamını görüyoruz. X2 gazı ekleyip pistonu aşağı iteceğim. Ne istiyorum? X gazının basıncının sabit kalmasını istiyorum. X2 gazı ekliyorum. Pistonu serbest bıraksam ne hala? Ama bir de pistonu aşağı itiyorum. O zaman X2 gazının basıncı ne olacaktır? Artacaktır. Doğru olması mümkün değil. X2 gazı ekliyorum. X2 gazı ekliyorum. Pistonu sabit tutuyorum. E, X2 gazı eklersem, pistonu da sabit tutarsam içeriye gönderdiğim gazlar basıncı yine artıracaktır. O da olmadı. X2 gazı eklerken pistonu serbest bırakıyorum. Piston şu anda şurada duruyor. P, P olduğunu biliyorduk. Ben içeriye X2 gazı gönderiyorum. X2 gazı gönderdiğim zaman pistonu serbest bıraktığım için bir miktar ne olacak? Yukarıya çıkacak yine burada durduğunu varsayalım. PP olacak. O halde piston serbest iken X2 gazı göndermek X'in basıncını değiştirmez. Bize de zaten o soruluyordu. Aranan seçenek C olmalıdır. X2 eklerken pistonun serbest bırakılması X2 gazının basıncını değiştirmez. Diğer bir soru gördük. Bir gaz örneğinin basıncı P, hacmi V, mol sayısı küçük n sıcaklığı t ile gösterilmektedir. Bunlar bildiğimiz harfler. Hangileri uygulandığında pv çarpımı büyür diyor. Hacmi büyütme. N ve T sabitken hacmi büyütüyorum. Yine pistonlu bir kabımı çizdim. Mol sayısı T sabitken ne yapıyorum? Pistonu yukarı doğru çekiyorum. V'yi büyütüyorum. V'yi büyüttüğüm zaman mol sayısı sabit, sıcaklık sabit. V'yi büyütüyorsam basınç ne olacak? Azalacak mı, artacak mı? Hacim artıyor. Hacim artıyorsa basınç azalacak. E, hacim artıyor, basınç azalıyor. PV çarpımı ne olur? Sabit olur. Bizden ne isteniyor? PV çarpımının büyümesi isteniyor. O zaman bir olmadı. Mol sayısı ve V sabitken, pistonu tuttuk bu defa, sabit diyor V. Mol sayısı da sabit. Onu da aldık. Neyi yükseltiyoruz? Sıcaklığı yükseltiyoruz. Yani kabı ısıtıyorum. T'yi yükseltiyorum. Sıcaklığı yükselttiğim zaman piston hareket edemediği için, yukarıya gidemediği için hacimde bir artış olmayacak. Ama basınç artacak. Basınç arttığı için hacim sabit kalsa da PV çarpımı ne olacaktır? Artacaktır. Demek ki ikinci seçeneğimiz olacak, ikinci yargımız olacak. Mol sayısını artırma diyor V ve T sabit. E ben V'yi yine sabit tuttum. İçeriye gaz gönderiyorum. Piston yukarıya gidemeyecek. Yukarıya gidemediği için yine P artacak. P artıyorsa PV artacaktır. O halde üçüncü seçeneğimiz de olacak. Yani aradığımız seçenek e seçeneğidir. İkinci ve üçüncü işlemler PV çarpımını artırır. Başka sorumuz. Evet, geçen dersimizde gördüğümüz manometreleri almış bir soru örneğini görüyoruz. Bir koluna gaz dolu cam balon diyor. Bağlı manometrelerin kollarındaki civa düzeyleri şekil birdeki gibidir. Hemen birinci kabımıza bakıyoruz. Devam edelim bir soruyu okuyalım önce. Balondaki gazın bir bölümü alındıktan sonra civa düzeyleri şekil 2'deki gibi oluyor. O zaman şekli almak zorundayız. Aldık hemen. Birinci de civa düzeyleri 15 cm sağ kolda yükselmiş. P0'ında yani dış basıncında 75 cm civa olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra içerideki gazın bir kısmını şuradaki musluk yardımıyla alıyorum aldığım zaman da cıva düzeyleri ikinci şekildeki gibi oluyor diyor. İkinci şekildeki fark ne? Bu defa cıva dikkat ederseniz ne tarafta yükselmiş? Sol kolda yükselmiş. Yine yükseklik farkı ne kadar? 15 santimetre. Aynı basınçta olduğuna göre dış basınçta bir değişiklik yok. Buranın her ikisinde de gazımız vardı. Devamını görelim sorunun. Buna göre diyor balondan alınan gazın kütlesi, İlk durumdakinin kaçta kaçıdır? Balondan alınan, birinci şekildeki balondan alınan gazın kütlesi şu şekilde almıştı. İlk durumdakinin kaçta kaçıdır? E, gazın kütlesi mol sayısı ile orantılı. Mol sayısı ile orantılı olan bir şey daha vardı. Basınç da mol sayısıyla orantılıydı. Çünkü burada sıcaklığın sabit olduğu söyleniyor. Kabın hacmi belirli, o zaman V de sabit. Bu ikisi sabitse N ve P ilişkisine bakacağım. Molle basınçta nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Birinci durumda gazın basıncı kaçtır diye sorsam hemen şu soruyu soruyorduk kendimize. Acaba gaz mı daha kuvvetli, dış basınç mı daha kuvvetli? Gaz daha kuvvetli, çok güzel. Neden? Çünkü civayı dış basınca doğru itebilmiş. Ne kadar kuvvetli? 15 kadar kuvvetli. Ne kadar bir kuvveti yeniyor? 75'i. O zaman demek ki gazın basıncı 75 artı 15 yani 90. Bir miktarını aldıktan sonra gazı zayıflatmışız. Dışarıya gaz almışız, zayıflatmışız. Bu defa kim kuvvetli olmuş? Dış basınç kuvvetli olmuş. Ne kadar kuvvetli olmuş yine? 15 santimetre. E dış basınç ne kadardı? 75. 15 kadar kuvvetli ise gazın basıncının ne olması lazım? 60 olması lazım. Bravo arkadaşlar. O halde ben 30, 30 mm veya 30 santimetre verilmiş birim. 30 santimetre civa basınç yapacak kadar ne almışım içeriden? Gaz almışım. Çünkü basınç 90'dan 60'a düşmüş. 30 almışım. Sorulana dikkat ediyoruz. Balondan alınan gazın kütlesi ilk durumdakinin kaçta kaçıdır? Kalanı sormuyor. Alınanı soruyor. O zaman 30 bölü ilk durumda 90'dı ki ne olur? 1 bölü 3 olur. O halde aranan seçenek B seçeneğidir. 1 bölü 3. Ha deseydi ki balonda kalan gazın kütlesi ilk durumdakinin kaçta kaçıdır? O zaman ne diyecektim? 90 bölü balonda 60 kaldı. 60 diyecektim. Pardon 60 bölü 90 diyecektim. O da 2 bölü 3 olacaktı. Hemen bir başka soru geldi. Hacmi ve sıcaklığı T, Basıncı P olan n mol hidrojen gazına işlemlerinden hangileri uygulanırsa basıncı 2P olur yani iki katına çıkar diyor. Hacmi V imiş, sıcaklığı T imiş, basıncı P, mol sayısı n hidrojen gazı hangileri uygulanırsa P 2P olur diyor. Bakıyoruz hacmini 2V'ye çıkarma. Sıcaklık ve mol sayısı sabit. Sıcaklık ve mol sayısı sabit dediğimiz zaman hemen şunu düşünüyorum. Demek ki ben içeriye gaz eklemiyorum. Sıcaklık da sabit. O zaman hacmini 2V'ye çıkarmak için bisiklet pompanızı yukarı doğru çektiğinizi düşünün. Yukarı doğru çekersem içerideki havanın hacmi artacaktır. Hacmi arttığı için basıncı azalacaktır. Tam tersine biz artırmak istiyoruz. O zaman olmadı. Sıcaklığı 2T'ye yükseltme. Hacim sabit. Bu defa bisiklet pompanızı tutuyorsunuz, ocağın üstünde ısıtıyorsunuz. E piston hareketi demediği için ısınan gazın basıncı ne olacaktır? Artacaktır. T'den 2T'ye çıkardığıma göre basınç da 2P'ye çıkacaktır. O halde 2 olur. O dursun bir yerde. Mol sayısını 2N'ye tamamlama. Yine hacim ve T sabit. Bu defa da pistonu sabit tutuyorsunuz, hacim sabit. O sübap yerinden üflüyorsunuz. Ne kadar? İçerideki gaz kadar daha gaz gaz gönderiyorsunuz. E yine ne olacaktır? Basınç artacaktır. Tam iki katına çıktığı için o da 2P olacaktır. O halde üçüncü yargımız da olabilir. Aranan seçenek 2 ve 3'tür ki o da D seçeneği. Arkadaşlar bu dersimizde de Gazların genel davranışları ve orantılarla işte basınç, hacim, mol, sıcaklık ilişkileriyle ilgili konuları gördük. Bir dahaki dersimize kadar tümünüze iyi çalışmalar diliyorum.